Ve İstanbul Halkalı'da bir ev sahibi kiracısı dairesini boşaltınca hayatının şokunu yaşadı. Çünkü evi o 6 yıl içinde ev olmaktan çıkmış, geriye 4 duvar arası bir pislik yığını kalmıştı. Yazıklar olsun sana diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Şuraya bak. Böcekten geçilmiyor. Her taraf küflenmiş. 6 yıl sonra evinde dolaştı. Gözlerine inanamadı. Çıkan kiracı geride 4 duvar dolusu dert bırakmıştı. Şöyle hani bu her taraf böcek. Özgür Işık 6 yıl önce başına geleceklerden habersiz Halkalı'daki bu evini kiraya verdi. Sıfır daireye girdi arkadaş. 2000 liraya da oturuyordu. 6 yıl boyunca o kiracı burada kaldı ancak iddiaya göre evi adeta harabeye çevirdi. Anahtarı karşı fırına bırakmak suretiyle ev boşaltmış gitmiş. Binamız 6 yıllık ama şu an görüntüye baktığınız zaman sanki 20 yıllık eski mahalle aralarındaki bir binaya benziyor. Kiracının evi boşaltmasıyla yıllar sonra evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı. Çünkü iddiaya göre 6 yıl boyunca evinde ne boya ne de temizlik yapılmıştı. Kapı pervezleri çürümüş, altları çürümüş, su akıtmışlar şeyden, banyodan falan. Onları temizlemiş, su alınca da çürümüş komple ve böcek yapmış içerisi. Şuralara bakın, sanki yangın çıkmış burada, pisliğe bak. Üstelik tek sorun bu da değildi. Evdeki pek çok eşya ya kırılmış ya da bozulmuştu. Yani hepsi kullanılamaz hale gelmişti. Dolap kapakları yok. Diyafon kırık. Kırmışlar, çalışmıyor şu anda. Komi çalışmıyor. Bir türlü çalıştıramadık. Kendimizi yeni taktırdık. 22 bin liraya. Özgür Bey'in zararı bir hayli fazla. Üstelik bu evi temizleyip yenilemeden de kiraya veremeyecek. Hesap yapıyorum ben şimdi. 5-6 yıldır oturuyor. Toplam verdiği kirayı hesapladığımda buranın masrafını karşılarım. Süpürgelikler değişecek, kapı kollar değişecek, prizler değişecek. Bu yapılacak. Banyo tuvaletin halini gördünüz ki komple değişik orası. Ev sahibi dairesini harabeye çeviren o kiracıdan şikayetçi oldu.